baroların bölünmesinin, parçalanmasının bu ülkeye ne kadar büyük bir zarar vereceğini anlatmaya çalışıyoruz. Hukukçular çoklu baroya tepki için açıklama yaptı. Cübbemize düğme dikmek istiyorlar. Ama onlar istesinler, biz bağımsız savunmanın temsilcileri olarak bu düğmeleri cübbemize dikmeyeceğiz. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin hazırladığı 28 maddelik çoklu baroyu da içeren kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda görüşmelerini tamamladı. Teklif 9 Temmuz Perşembe günü genel kurula gelecek. 130 binin üzerindeki avukat olarak sonuna kadar demokratik tepkilerimizi göstermeye devam edeceğiz. Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlar da 7 Temmuz'da teklife tepkilerini dile getirmek için buluştu. Hukukçular Ankara Adliyesi içinde slogan ve alkışlarla yürüyüş yaptı. Ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Bizi hala ısrarla dinlememeye çalışanlara şunu hatırlatmak istiyoruz. Bizi bükebilirsiniz, bizi eğebilirsiniz ama karşınızda dimdik ayakta Ankara Barosu avukatları. Açıklamayı Ankara Baro Başkanı Erinç Sakan yaptı. Alternatif baroya tavırlarını bir kez daha hatırlattı. Bu yasayı çıkarmak isteyenlere sesleniyorum. 80 baro bu yasaya karşı. Bu yasanın altını gerekçesiyle doldurabilen kimse yok. Sakan, AK Parti'nin baro başkanlarını Adalet Komisyonu'na davet etmediğini iddia etti. Bizi ısrarla dinlemediler. Konuyu manipüle etmeye çalıştılar. Davet ediyoruz gelmiyorlar diye. Oysa bizi kimse davet etmedi. Biz yazılı olarak talepte bulunduk. Buna rağmen kimse bizi dinlemedi.